Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı ve 10 gün süren Adalet ve Değişim yürüyüşü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde son buldu. Burada CHP'de değişim isteyenlerle bir araya gelen Özcan, bir konuşma yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde FETÖ'cülerle, Soros'cularla ve HDP ile birlikte yürüdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu belirten Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması için CHP Genel Merkezi önüne sandalye fırlattı. Yaklaşık 200 kilometre yol yürüyen ve 1 milyon 350 bin adım attığını söyleyen Tanju Özcan şöyle konuştu. Vallahi bu yürüyüşe çıkarken bazı tereddütlerim vardı. Acaba sadece ben mi böyle düşünüyorum diyordum değişimden yanayım. Acaba sadece ben mi Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyordum. Ama şunu gördüm. 200 kilometre yol yürüdüm. 1 milyon 350 bin adım attım. Ve her attığım adımda klaksiyon sesleriyle, korna sesleriyle bitmeli durduğu insanlar dedi ki yeter artık. Değişim vakti geldi. Değerli konuklar, değerli misafirlerimiz, tarih gerçekten tekrardan ibaretmiş. Ben biliyorsunuz Köroğlu'nun diyarının çocuğuyum. Bolu'nun çocuğuyum. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu Bolu Bey'ine şöyle seslenmişti. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden, kargı sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir. Diyerek Bolu Bey'le Bolu'ya geliyorum demişti. Şu kardeşiniz de 10 gün önce Bolu'dan benzer cümlelerle ayrılma Bay Kemal, genel merkezin önüne geliyorum. Ama nasıl o gün Bolu Bey'i kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı. Başından itibaren yanlış yaptı. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililere, gerçek vatanseverlere, gerçek Atatürkçülere hiç fikrini sormadı. Ne olduğunu bilmediğimiz danışmanlarla çalıştı. FETÖ'cülerle yol yürümeyi denedi. Soros'cularla yol yürümeyi denedi. Siyaseten badem bıyıklılarla yol yürümeyi denedi. On aralıkçılarla yol yürüdü, on aralıkçılarla. İkinci Cumhuriyetçilerle yol yürüdü. Sonuç ne oldu? Sonuç tam bir hüsran oldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir danışmanı vardı hatırlar mısınız? Bir danışman. Kapağını açabilir misin? Bir danışman vardı. Cem Rifkin. Adam hiç Türkiye'ye bile gelmeden milyonlarca lira paramızı aldı Türkiye'ye bile gelmeden. Sen ona ne demişiyorsun? Orada nereden bilir Türk çiftçisinin halini, köylüsünün halini, orman köylüsünün, balıkçısının, turizmcisinin sorunlarını. Toplum senden milli savunma konusunda bir şeyler söylüyordu. Ama sen HDP'yi küstürürüm diye terörle mücadele etmeye devam edeceğim bile diyemedin. Yazıklar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü alt kimlik milliyetçiliğini de reddeder. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Alevileriyle, Sünnileriyle, Kürtleriyle, Türkleriyle bir bütünüz ve aynı amaca hizmet ediyoruz. Büyük milletin birer parçasıyız. Bak.
Bak koltuk sevdası Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan, al bu koltuğu, git evinde otur, korunur musun? Bakın, Bay Kemal bu kafayla giderse 7 ay sonra genel seçimler var. Arada genel merkezin önünden sizlere sesleniyorum. Bu kafayla gidersek Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'yı niye kaybettik derseniz cevabı yine burada. O yüzden bakın bu kafayla o büyük şehirleri de kaybedersek, o belediyeleri de kaybedersek Kemal Bey'in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Ben de kendisine buradan tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklına başına al Bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini açıkla. Kurultay'da aday olmayacağını açıkla. Parti programını güncelle. Ekim sonunda ben gidiyorum ve toplumu da, Cumhuriyet Halk Partileri de, bizleri de rahatlat. Evet, kendisi de sürekli söylüyor ama yapmıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Evet, değişmeyen tek şey değişim. Ama bizdeki değişimin zamanı geldi, geçiyor. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. İstifa et Bay Kemal. Size İmamoğlu gibi bir sır vererek konuşmayı bitireyim mi? Ama aramızda kalır değil mi? Başkasına söylemek yok. Başkasına söylemek yok. Aramızda, kulaktan kulağa. Ey Kemal Kılıçdaroğlu! Başarısız oldun! Kral çıplak! Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugünkü etkinliğe katkı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Genel Başkan İstanbul'dan duymuştur. Şürekaları yukarıdan izliyor, gerekli dersi alırlar. Başkan Ankara'ya çok teşekkür ediyoruz. Değişim için, adalet için bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Küllerimizden yeniden doğarız. Hiç böyle bir korkunuz olmasın. Kemal Bey gidince de parti ölünmez. Tam tersi de daha iyi ellerde daha çok büyür. Buna emin olmanızı istiyorum.